Merhaba sevgili arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi İngilizce 3 dersine 3. dersimizde devam ediyoruz. Bu dersimizde determiners konusunu göreceğiz. Sizlerle sistemimize giriş yapıyoruz. Arkadaşlar konumuz determiners yani belirleyiciler ya da anlamını bilmenize de gerek olmayan bir konu. Arkadaşlar bu alt başlıklarımızdan ilki en. Arkadaşlar biz İngilizce'de en normalde kelime olarak bir anlamında kullanılır. Sayılabilen nesnelerin başında geliyor arkadaşlar. E ve en ikisi de aynı anlamda. Peki farkı ne arkadaşlar? Farkı kendinden sonra gelen kelimenin ilk harfi ya da daha doğrusu ilk harfinin okunuşuyla alakalı. Sessiz harfle başlayan kelimelerde E getiririz. Tabi burada okunuş önemli. Mesela University burada normalde yazılışında bakın arkadaşlar U yok. U N gibi düşünmek lazım aslında değil mi? Çünkü biz okul derslerde anlatırken sesli harfle başlıyorsa N geliyor diyoruz ama bakın University diye okunduğu için University geliyor arkadaşlar. Örnek bakın A student, a book, a car gibi bir anlamında arkadaşlar. Eğer sesli harfle başlayan bir kelime varsa o da bir anlamda en getiriyoruz. Burada olduğu gibi bakın bu da yine bir istisnai örnek. Bakın normalde hour, e hour olması lazım. Sesli bir harfle başlıyor. Ama arkadaşlar bakın buradaki okunurken biz bunu hour diye okuyoruz. Yani h harfini okumadığımız için an hour olarak okuyoruz. Bakın arkadaşlar burası önemli. Demek ki e ve n bir anlamında. Bakın örneklere an egg, an apple, an elephant gibi. Evet, E ve N bu şekilde arkadaşlar. Demek ki E ve N İngilizce'de kelimelerin başına geliyor. Bir anlamı katıyor nesnenin başına. Bir anlamı katıyorsa tekillerde kullanılıyor. Burası da önemli. Bakın hemen bir örnek sorumuz var. There is an blah blah in the zoo. Hayvanat bahçesinde bir tane bir şey olacak. Şimdi bakın burada N ile başladığı için o zaman nedir? Sesli harfle başlayan yani okunuşu sesli olan bir kelime lazım. An monkey olmaz. An giraffe olmaz. An crocodile olmaz. There is an elephant. Bir tane fil var diyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Örneklerimiz var bakın arkadaşlar. Boşluklara E ve N yazın. Hemen I want an orange değil mi sevgili arkadaşlar? Bir. An orange and a glass of water. Bir orange, portakal ve bir bardak su istiyorum. There are. Şimdi arkadaşlar an diyor. Ama burada iki çocuktan bahsediyor. O zaman arkadaşlar burası ne olacak? Boş kalacak. Yani there are a two children and two children olmaz. Can I ask you a question? Bir soru sorabilir miyim? It's raining outside. Take an umbrella. Değil mi arkadaşlar? Can you speak English? E ve en olmaz. İngilizce konuşabilir misin? Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldi ikinci determinerimiz the arkadaşlar. Bakalım the'ya. Bir nesneden daha önce bahsedildiyse ya da bilinen bir nesne ise bu kelimenin başına işte o bahsedilen anlamında the kelimesi, the article'ı kullanır arkadaşlar. Yani bu şu demek. Önce en'le bir kelimeyi anlattık. Mesela şu cümleye bakın. I have got a dog. Benim bir köpeğim var. A dog. Bakın ilk kez bahsediyorum. Ama şimdi ben ikinci kez aynı köpekten bahsettiğimde artık köpeğin kimin olduğu belli olduğu için, bilinen bir köpek olduğu için bakın arkadaşlar. The dog is very lively. Köpek çok cana yakın, hayat dolu. Bakın ya da friendly. The dog is friendly. Bakın the dog. Hangi köpek? Benim olan köpek. İşte arkadaşlar böyle bilinen nesnelerin başına bu anlamı katıyor. Bu bildiğimiz anlamı katıyor. Sayılabilen, sayılamayan kelimelerin hepsinin başına gelebilir. Tabii şimdi istisnai durumlar var. Onları beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın örneklere. Determine, tell me a story. Bana bir hikaye anlat. Tell me the story. Bana hikayeyi anlat. Bakın aslında da a story ile the story arasındaki fark bu arkadaşlar. A story bana bir hikaye anlat. İlk kez bahsediyor bir genel bir durum. Ama tell me the story. Bana hikayeyi anlat. Hangi hikaye? O bilinen bir hikaye var ya işte o. Yani hangi hikayeden bahsedildiği belli. I give you a pen. Sana bir kalem vereceğim. I will give you a pen. Bakın bir kalem var. I will give you the pen. Sana kalemi vereceğim. Bilinen bir kalemden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Bu da the'nın kullanımına örnekti sevgili arkadaşlar. İlerleyen sayfalarda örnek sorular çözdüğümüzde karşımıza çıktıkça yine bu konu hakkında bilgi vereceğim size. Arkadaşlar bu ünitemizin alt konularından bir diğer konusu arkadaşlar
possessive adjectives. Yani aitlik sıfatları. Arkadaşlar possessive adjectives İngilizce'de sahip olunan bir şeyi anlatırken kullanacağımız kelimeler. Yani benim, senin, onun gibi. Benim arabam, onun evi, onların kitapları gibi. Peki arkadaşlar nasıl kullanacağız bunu? Örnekler yapacağız ama önce bir inceleyelim. Bakın I, my, ben, benim, you, your, sen, senin, he, o erkek, his, onun, she, o kız, her, onun, it, o cansız, its, onun, onun, o cansız, we, biz, our, bizim, you, siz, your, sizin, they, onlar, their, onların. Arkadaşlar önemli bir nokta, bu aitlik sıfatlarıyla birlikte mutlaka bir isim kullanılmalıdır. Yani benim neyim? Onun neyi, onların neyi? Mutlaka my, your, his, her, our, your, their'den sonra bir isim gelmelidir. Hemen bakalım arkadaşlar örneğimize, örnek cümlemize. My bike, benim bisikletim. Their names, onların isimleri. Its windows, onun pencereleri. Your, şuraya yer ver. Your house, our house, özür dilerim, our, ben, evet. Şöyle silelim. Evet, evet, our, şöyle, şu harf olmayacak, evet, our house, bizim evimiz gibi. Evet arkadaşlar, demek ki possessive adjectives kendinden sonra mutlak iyilik eki belirtir, aidiyet belirtir, kendinden sonra mutlaka bir isim gelmeli. Evet arkadaşlar, bir de şimdi aitlik zamirleri var arkadaşlar, yani onlar da hani aitlik sıfatları gibi ama aitlik zamirlerinde possessive pronouns diyoruz. Kendinden sonra hiç kesinlikle bir isim olmadan tek başına kullanılırlar. Burası önemli arkadaşlar. Önce bu aitlik zamirlerine possessive pronouns'a bir bakalım. Mine, benimki. Your, ours, bizimki. Yours, sizinki. Yours, seninki ve sizinki, evet. His, onunki. Theirs, onlarınki. Hers, o kızınki. Yani tabii bunları şöyle bilmemiz lazım. I, ben. My, benim, mine, benimki, you, sen, your, senin, yours, seninki gibi bu sıralamayla bilirsek önemli. Bir de aitlik zamirlerinde bilmemiz gereken en önemli nokta, aitlik sıfatlarından en temel farkı, aitlik sıfatlarından sonra mutlaka bir isim gelir. Yani şöyle bakın, mesela my book diyelim, benim kitabım, bakın bu bir aitlik sıfatı, kendinden sonra bir isim gelmiş. Ben bu aitlik zamirle yazdığımda bakın mine diyeceğim, benimki. Yani benim kitabımla bakın aynı anlamda. Bu önemli arkadaşlar. Bunu akılda tutmamız lazım. Örneklere bakın şimdi. Şöyle çıkartalım. Evet. It is my jacket. O benim ceket. It is my jacket. O benim ceketim. O zaman it's mine. O benimki. They are your books. Onlar senin kitapların. They are yours. Onlar seninki. Bakın your books, yours. Bu önemli arkadaşlar. Lütfen bu farka dikkat edelim. Şimdi bir hazırlık alıştırmamız var. Doğru olan kelimeleri daire için alınız diyor. Bakalım arkadaşlar. Bizden burada aitlik sıfatı mı, aitlik zarf zamiri mi onu istiyor. Bakalım. Take this present please. Bu hediyeyi al lütfen. It's your mu yours mu? Bakın your olmasıyla olursa kendinden sonra bir kelime lazım. Senin hediyen. Olmadığına göre seninki. It's yours. Happy birthday. This is Gizem's bag. Bu Gizem'in çantası. O zaman this is hers değil mi? Onunki. Çünkü burada bag olmuş olsaydı her bag olurdu o zaman. Ama burada bakın herhangi bir kelime yok. O zaman hers değil mi arkadaşlar? This is hers. Do you like my or mine new hairstyle? Yeni saç stilimi beğendin mi? Bakın kendinden sonra bir isim geldiğine göre yeni saç stilim o zaman my new hairstyle. 4. Tomorrow is Betül and Berna's birthday. We will you go to birthday. İki kişi var bakın Betül ile Berna. Birthday dediğine göre kendinden sonra bir kelime aldığına göre their birthday. Son olarak our ya da ours new English teacher is from Canada. Yeni öğretmenimiz Kanadalı. Yeni İngilizce öğretmenimiz dediğine göre kendinden sonra bir isim aldığına göre bakın arkadaşlar. Our new English teacher yani possessive adjectives. Evet. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Yine bir alt konumuz arkadaşlar. These, that, those. İşaret sıfatları arkadaşlar. Yakında olan nesneleri, işaret zamirlerimiz, yakında olan nesneleri işaret ederken, gösterirken bu, bunlar anlamında
this ve these kelimelerini kullanıyoruz arkadaşlar. Tekillerde this, çoğullarda these arkadaşlar. Hemen örneklere bakalım. This is my car. Bu benim arabam. This dress is very nice. Bu elbise çok hoş. Bakın tekil. Bir tane elbise, bir tane araba. Ama bakın buraya these students are from Germany. Bu öğrenciler Almanyalı, Almanya'dan. Bakın öğrenciler demiş. S takısı aldığına göre bu öğrenciler. Biz tabii bunlar öğrenciler diye çevirmiyoruz ama çoğul. These are my toys. Bunlar benim oyuncaklarım. Toys bakın çoğul. O zaman these. Demek ki this ve these yakınımızdaki tekil veya çoğul nesneleri işaret ederken kullanacağımız kelimeler. Bunun tam tersi, eğer bu nesneler uzağımızda ikisi arkadaşlar, şu ve şunlar anlamına gelen that ve those kelimelerini kullanıyoruz. Tekillerde that, çoğullarda those. Örnek cümlelerimize bakalım. That is my car. Şu benim arabam. That dress is very cheap. Şu elbise çok ucuz. Bakın tekil. Çoğullara bakalım. Those girls are my cousins. Şu kızlar benim kuzenlerim. Those are Ceren's books. Şunlar Ceren'in kitapları. Evet bakın. Look at these cats. Yakınımızda bu kedilere bak. These cats. Look at those cats. Şu kedilere bak. Uzağımızda. Hemen örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Bu konumuzla alakalı zannedersem. Evet. Şöyle bakalım. Evet. Look at blah blah dogs over there. They are so cute. Şu köpeklere bak. Çok hoşlar. Şimdi burada bizde iki tane ipucu var arkadaşlar. Bir, kelimenin çoğul olduğunu sonuna gelen S takısından anlıyoruz. Dogs, köpekler. Bu birinci ipucu. İkinci ipucu da arkadaşlar bakın. Over there. Bu da karşımıza sınavlara çıkabilir. Orada. Oradaki. Uzaktaki bir nesneyi ya da nesneleri işaret ediyor arkadaşlar. Bu da bize ipucu. Yani bu şeyin uzakta olduğunu. O zaman önce tekilleri eleyelim bakın. This, that gider. Over there diyor bakın. Oradaki dediğine göre these de gider arkadaşlar. Uzağımızdaki. Look at those dogs over there. Şuradaki köpeklere bak ne kadar. They are so cute. Çok hoşlar. Evet bakın çıkmış bir soruyu beraberce işledik. Evet arkadaşlar şimdi konumuzu bitirdik. Konumuzla alakalı sevgili arkadaşlar. Örnek sorularımız var. Çıkmış sorularımız. Beraber bunları işleyelim. What is blah blah name? Her name is Neva. Bakın onun ismi Neva dediğimize göre sorarken de onun ismini diye soracağız. O zaman what is her name? Her name is Neva. Evet ikinci örnek sorumuz. Everyone in this company uses computer. Everyone in this company uses computer. Bu şirkette herkes bilgisayar kullanır diyoruz arkadaşlar. Bir bilgisayar kullanacak tabii. Şimdi bakalım any olmaz. Şöyle arkadaşlar. Any hiç demekti. An olmaz. The computer ama bakın arkadaşlar hangi computer olduğu belli değil ya da genel bir şeyden bahsettiği için bakın en doğru seçenek A şıkkı. Everyone in this company uses a computer. Bu şirketteki herkes bir bilgisayar kullanır. Evet örnek sorularımıza devam ediyoruz. Diğer bir örnek sorumuz. Excuse me, affedersiniz. Is there a blah 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 shopping mall in this city? Affedersiniz. Bu şehirde bir alışveriş merkezi var mı? Bir diye zaten bakın. O bir tane alışveriş merkezinden bahsettiğimiz için some gider. And shopping olmadığı için and de gider. The ve e kalıyor. Bakın genel bir soru ya da ilk kez bahsediyor değil mi? İlk bir cümle içerisinde ilk kez geçen bir kelime. O zaman excuse me is there a shopping mall in the city? Bakın bu cümlenin devamında o alışveriş merkezi hakkında bir şeyler söylemiş olsa bu sefer the getiririz. Niye? Artık hangi alışveriş merkezi? İşte bu şehirdeki alışveriş merkezi. Bilinen bir alışveriş merkezi olduğu için bakın the shopping mall is very big. Bakın alışveriş merkezi çok büyük. Hangi alışveriş merkezinden bahsediyorum? Az önce bu şehirde olduğunu öğrendiğim. O yüzden bakın ikinci cümle ikinci defa kullansaydık the derdik arkadaşlar. Evet. Bir tane örnek sorumuz daha var burada. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. What is blah blah? It is an umbrella. O bir şemsiye. Bu bir şemsiye. O zaman bir tane şemsiye bakın. An umbrella dediğine göre what is they olmaz. Is these olmaz. Zaten burada is'den tekil olduğu da anlaşılıyor. Is those da çoğullarda bakın arkadaşlar. Hemen eliyoruz. Basit bir kelimeyle tüm şıkları eledik. O zaman
what is this? It is an umbrella dedik. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi konumuzla alakalı testimiz var arkadaşlar. Beraber test sorularımızı çözelim. I eat egg every morning. Her sabah bir yumurta yerim. Arkadaşlar bir yumurta diyeceğim için egg olmaz, the olmaz. Bakın genel bir durumda bahsediyor. I eat an egg every morning. Her sabah bir yumurta yerim. İkinci sorumuz Erkan doesn't work at the weekends. Erkan hafta sonları çalışmaz. Arkadaşlar Erkan özel isim olduğu için başına the gelmez. E ve N de gelmeyeceği için bir Erkan özel isimler olmaz. O zaman arkadaşlar cevabımız aşkı yani burası boş kalacak. Erkan doesn't work at the weekends. Erkan hafta sonları çalışmaz. Şöyle ayarlayalım tahtamızı. Evet. 3, 4 ve 5. sorumuz. Pencils are not mine. Kalemler benim değil. Bakın pencils dediğine göre bu bir çoğul. O zaman this gider. That de gider. They arkadaşlar bakın özne olacağı için o da gider. Those pencils. Şu kalemler benimki değil. Benim değil. Bakın cevap kendiliğinden çıktı. Is my sister Elif? Benim kız kardeşim Elif. Tanıştırıyor zannedersem. Burada is var. Bakın bir kişiden bahsediyor. They olmaz. These de olmaz. The is. The kendinden sonra bir isim gelmesi lazım. Olmaz. O zaman bakın cevap arkadaşlar kendiliğinden çıktı. This is my sister Elif. Beşinci sorumuz arkadaşlar. This is bir tane kitaptan bahsediyor arkadaşlar. Ve sesli harfle bahsediyor. Başlıyor bakın. O zaman the ile this gider. E de gider. This is an interesting book. Bu ilginç bir kitap. Sekizinci sorumuz. Which one is coffee? Hangisi senin kahven? You olmaz, it olmaz. Yours ya da your. E kendinden sonra bir isim geliyorsa yours olmayacağı için. Which one is your coffee? Hangisi senin kahven? Diyoruz arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. She is blah blah wife. Her name is Canan. O benim eşim, hanımım. Onun ismi Canan diyeceğiz. You wife olmaz. Me wife olmaz. Her wife olmaz. Zaten bayandan bahsediyoruz. Evet doğru cevap A şıkkı. She is my wife. Her name is Canan. Onuncu sorumuzla dersimizi sonlandırıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Look here. Buraya bak. Is the biggest cat I have ever seen. Bu gördüğüm bugüne kadarki en büyük kedi. Şimdi bakın bir tane kediden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Bir kedi. O zaman çoğullar gitti otomatik olarak. They de çoğullar da gitti. Bakın arkadaşlar şıklar ipucundan yakaladık hemen eledik. Doğru cevap kendinden ortaya çıktı. Look here. This is the biggest cat I have ever seen. İsterseniz bir iki soru daha çözelim. Evet. Şu dört soruyu çözüp dersimizi bitirelim arkadaşlar. This is easy question. Nasıl bir soru? Kolay bir soru. O zaman this is an easy question. Bakın boş olmaz, that olmaz, e olmaz. This is an easy question. Have you got a computer? Senin bir bilgisayarın var mı? Have you got a computer? No, I haven't. 15. soru. Student is very hard. Öğrenci çok çalışkan. Şimdi bakın bir tane öğrenciden bahsettiğime göre these, those gitti. It de öğrenciler de canlılar da kullanamayacağıma göre that student is very hardworking. Son sorumuz arkadaşlar. Can you see boy over there? Bakın oradaki, uzaktaki bir çocuktan bahsediyor. Bir çocuk arkadaşlar. O zaman these ve those gitti. Oradaki çocuk dediği için uzaktaki ise bakın ipucu bu önemli. Over there. O zaman this de gitti. O zaman arkadaşlar bakın doğru cevabımız. Can you see that boy over there? Şuradaki çocuğu görebiliyor musun? Ve doğru cevabımız D. Evet sevgili arkadaşlar konumuzu burada bitiriyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.